Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Türkiye'nin rengine hoş geldiniz. Bu videoda size 3 günlük Bolu Aladağlar yaklaşık 2 metrede yaptığımız -24 derecelik kampımızın görüntülerini aktaracağım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Soğuk mu başkan? Ya. Yoldayız. Şu an Bolu'da benzin alıyoruz. Ekmek yiyoruz, ekmek. Kaşar, salam, sandviç açız yapıyor Elif Hanım bize. Açız hepimiz. Şimdi tabii dağa gireceğimiz için karda da neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Aşağılarda 30 santim kar var. Yukarıda da muhtemelen en az 1,5 metre kar vardır. Ne olur ne olmaz diye bir tık karnımızı doyuralım dedik. Yukarıda cebelleşeceğiz. Evet, çünkü yukarıda muhtemelen birazcık karla cebelleşeceğiz. Onun için karnımızı biraz doyurmak gerekiyor. Görüşürüz. Ekmek sallayayım görüşürüz size. Mert zaten gömmüş. Ben az yiyorum. Az bir ekmek. Bir ekmek diyor arkadaşlar. İkinci ekmek. Ekmeklerin hepsini bitirdik herhalde. 11 ekmeğin hepsi bitti. Bir tane kaldı. İlk akşam. Daha ilk akşamdayız. Yarın taş yeriz. Günaydın herkese. Güzel kar yağmış. Kar yağmış. Bu pisler uyuyor hala. Kalkacaklar şimdi. Çadırları kar almış. Yalları kapanmış. Mahsur kalmışlar burada. Benimkini temizledim. Etraf buz tutmuş. Her şey buz tutmuş. Suyu ateşin yanına bırakmıştık, o da buz tutmuş. Doğal olarak. Ortam çok güzel. İyi kar var. Burayı kazdık tabii ki de biz dün. Yer açtık kendimize. Hem yürüme yolu hem de kamp alanını. Kar küreğiyle küredik. Bu kürediğimizin üstüne biraz daha yağınca bir tık dolmuş. Çok güzel bir görüntü var. Şöyle biraz aşağı ineyim düşmeden. Karın boyutunu görebilirsiniz. Yaklaşık 1 metre var rahat şurası. Yani arabanın lastiğinin buraya kadar kar dolmuş. Tabi buraları temizledim arabayı açmak için de. Dün arabayla geçtiğimiz yollar bile dolmuş.
Buralar 30 santimden üstü yeni kar yağmış. Şuralar bizim dün gittiğimiz yollar, odun bulmak için. Onlar da kapanmış. Bu tarafa gidip geldik. O taraf yani yaklaşık buradan 1 kilometre sonrası aşırı karlıydı. Araç artık gitmedi. 1,5 metreye yakın kar vardı. 1 metreden fazlaydı. Biraz zorladık ama gidilebilecek gibi değildi. Gitseydik bundan 2-3 gün sonra dönemezdik. Çünkü 3 gün kar yağışı var full. Aladağlar'da bu çamların beyaz manzarasına hayranım. Gerçekten aşırı derecede seviyorum. Her taraf bembeyaz. Çok fazla gidemiyorum çünkü botlarımın yan şeylerini kapatmadım. Ayaklarımın içinde kar dolar şu an. Ki birazcık doldu da. Kar sessizliği. Karın kendine has bir sessizliği vardır. Çünkü kar mükemmel bir ses yalıtım malzemesidir aynı zamanda. Ses dalgaları çarptığı zaman yansımaz ve absorbe eder. Onun için ekstra bir kar sessizliği olur. Şu an her tarafımız bembeyaz kar. Birazdan drone uçuracağım. Güzelce. Hava -6, -7 civarında sanırım, bakmadım ama bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Açtım. Damacanalar da dönmüş. Bunların en iyisi muhtemelen donmamıştır. 20'lik çünkü çok zor bunların donması. Ama emin de olamıyorum. Bayağı bir donuk gözüküyor. Bu bir tık daha az donmuş da bu iyi donmuş. Soğuk mu? Yoo. -8 olmuş. Çok güzel yağmıyor mu ama? Evet, güzel. Şu an pek yağmıyor zaten. Evet. Ama hafif değil. Çok, çok şey. Tin. Güneşte bir tık şuradan vursa çok güzel olacak. Var gibi zaten bak. Var, bir tık var. İşte çok az. Şurası işte bak birazcık aydınlık. Kapanmış mı? Yok. Biraz. Ateşimizi yaktık. Sabah ateşi. Suyumuz kaynıyor. Kahve yaparız birazdan. Sonra kahvaltı ederiz. Hırcan Bey. Soğuk mu? Yok. Tabii 300 derece ateş var. Bir de soğuk oluyor. Biraz çok güzel. Ateş sağlam bu arada. Yanımızda getirdiğimiz kuru odunlar olduğu için bayağı hızlı yanıyor. Bugün güzel bir odun toplayacağız. Etraftan işin kötüsü. Bu kadar kar varken yıkılmış odunları bulmak da zor oluyor kar altında kaldıkları için. Sulara eritiyoruz ateşin yanında. Damacana da getiririz birazdan. Bir tık soğuk ama çok değil. Güzel hava. Kahvaltıdan sonra ısınırız zaten. -6 falan, evet, çok soğuk değil. Yani öyle bir -15 falan değil. Gece -15'i gördü herhalde. -28. -45 dereceydi gece. Soğuktu. Ama hallettik. Yani -45 çok soğuk değil, değil mi? Değil canım. 45. Yani -45 olmuş. 50'den sonrası biraz. Evet, 50'den sonrası sıkıntı. -45'e kadar çok şey yapmıyoruz yani. Alışırız bunlara. Şu an ateş mükemmel. Çıtır çıtır sesi ve sıcak gibi. Etraftaki 1 metre kar.
Başkan soğuk mu? Çok güzel ya. Soğuk değil baksana ya. Bu nedir ya? Tam istediğim ortam oldu. Son kapanışı çok... Başkan şöyle kara doğru bir gitsene. Buraları hep ezdiğimiz için kar miktarı belli olmuyor. Ura tepe. Kaldı orada. Bir de altında buz var ha. Evet, altında buz. Ağaçlar bile artık yukarı gövdeye kadar kar olmuşlar. Çok güzel yağıyor şu an. Koca koca iri iri taneli. Bilmiyorum kameradan ne kadar gözüküyor. Ciddi bir kar var. Yani şöyle. Mükemmel bir manzara. Huzur. Of, vallahi artık burası bir metreden öte olduğu için gidilmiyor. Buradan öteye gitmek bayağı bir zor. Şöyle göstereyim açılan deliği. Dağ da batıyor. Ah. Buradan itibaren yürümek çok zor. Bir buçuk metreye yakın kar var orada. Buraları tabii gide gele biraz ezdiğimiz için bir tık daha rahat oluyor. Bu videonun devamında bir tane kış kampı ekipmanları ile ilgili bir video çekebilirim bilgilendirme amaçlı. Neler olması lazım? Olmazsa olmaz şeyler neler gibi. Burada odun parçaladığımız bir kütüğümüz var. Sabahtan beri bile hemen kar doğmuş. Kahvaltı edeceğiz şimdi. Bayağı aldık alkalı da ateş yak, kahve iç, bisküvi ye, muhabbet, sohbet. Başkan, böyle ağaçlara o yuvarlak yapıyorsun ya, o efsane oluyor. Ya. Evet. Yavaş çekimde falan olmuyor. Sesim bastık abi. Menemenimizi yaptık. Ekmeklerimizi ısıttık. Saçta çok güzel bir menemen oldu. Acıktık da bayağı. Kalkalı 3 saat oldu rahat. Ekmekler tabii donmuştu. Şu an çok güzel kızardı. Evet, güzel bir yere geldik. Hem yolu açtık hem de telefonlara bir baktık. İnternet çeken bir yer. Bizim orada daha güzel başkan. Bizim orada daha güzel, evet. Buranın da manzarası güzel ama. Evet. Öyle çekeyim hatta. Aladağların kışın bu kar içindeki mükemmel manzarası, çamların görüntüsü çok güzel.
Adam ağaç aldı. Bunu da alalım. As 950 gibi adam. Kardeş öyle çatma kampçılara benzemeyiz ha. İki tane ağaç taşırız yani. Öyle yalandan kaldırmadık bak, götürüyoruz 2 metre karda. Yok yok, seni sonra alacağım. Sen dur. Seni de götür ama. Ay vay arkadaş ya. Hedef göster bana. Lan oğlum savaşa gider gibi oldu. Ver mehteri. Vallahi gitti adam. Vur. Kamera çok soğuk, stabilizasyon çalışmıyor diyor. Haram bir. Yakıyoruz. Bir oradan, bir buradan. Bu yanlış anlamayın. Bu ısınmalık. Böyle görüyorsunuz. Bu da yemeklik. Sizde böyle. Felaket kötü oldu ama. Ya başkan, 10 tane tavuk yapacağız. Yaptığın köze bak ya. Bir şey kalmıyor. Biraz bir şey kal. Biraz çok oğlum. Burada bir tane şey, kuzu çeviririz ya. Yok yok, iyi iyi. Biraz daha inerse teli koyabileceğiz üstüne. Teli koyamıyoruz şu an. Kıpkırmızı oğlum. Yani sanki bir tık fazla olmuş bir, olabilir. Bir tık değil mi? Tık yani ya, çok değil. Tık. Ya şu közde 3 kilo falan tavuk yapılır ya. Bir tık. Abartmayın, o kadar da değil yani. Alt üstü tel koyacak yer kalmaz. Közler dışarı kaçıyor. Çok mu? Yuh. Bak şimdi geldim, azalacak ama bak. Bak. Azalıyor. %15'i gitti. Oğlum yarım saattir tavuk koyacağız diye bekliyoruz ya. Az önce şu kadardı. Bu kadar anca indi. Parçalayınca. Yani. Mangal küçük, mangal. Şuraya falan koyman lazım tavuğu. Çok yapacak. Vallahi bak bak şuradan felaket yakıyor. Bak. Mangal çok küçük ama. Bizim uzun tel almamız lazım. Burada buraya takıp burada duracak. Evet. Bu közden azıcık ateşe atın. Boşaltın yarısını. Şu odunun altından biraz köz alın. Çok değil ya. Değil mi? Birazcık. Biraz değil mi? Az. Birazcık. Abi, bir kuple kaçmış. Evet, bakalım bizimkiler ne yapıyor? Pişiriyoruz ama bu ateş bunu pişirmeyecek. Oğlum ilk koydukların kömür oldu. Alakası yok bu ateş. Nasıl yok ya, bu nasıl pişirmeyecek bunu ya? Pişirmez bizim, çiğ kalacak. Çiğ mi kalacak? Şu an benim de acayip köz var ve bizimki ben diyor. Pişirmez diyor ya. Pişirmez. Şu yandı lan. Güzel ne diyor? Yandı mı? Vallahi öbür kine gelene kadar yaktırır. Daha sırayı tamamlayamadan pişti o. Pişmedi işte. Sadece izini veriyor. O kadar. Bize bakın. Kopat ya. Buradan köz koyayım biraz. Köz koy köz. Az, az gelmiş. Efendim canım. Köz az kalmış. Bunlar sığmayacak galiba başkan. Evet. Evet. İki tur yapacağız. Zaten bizi yiyene kadar soğuduğu için -10'da daha mantıklı olur. Sabah melemen yaptık. Melemeni
elimizi bandırana kadar soğudum elemen. Bir daha ısıtıp yedik. En son ateşin üstünde yiyorduk artık. Vallahi şey neydi lan onun adı? Sacı ateşin üstüne koyduk öyle yedik. Menemeni alıyorum böyle kaynat. Ağzıma götürene kadar soğuyor zaten. Böyle bir soğuk olabilir mi ya? Soğuk biraz. Soğuk. Soğuk mu? Yeah. Etrafta bir metre kalmış soğuktuydu. Dayının sakalları donmuş, kaşları, kirpikleri, ağzı açılmıyor. Soğuk mu diyor dayıya ya? Değil mi? Nasıl bir soru o da? Ha, senin dünkü şey gibi. Adam bizim bir tane onu çekti mi sen videoya? Çektik Elif çekti onu düşerken. Adam düşmüş orada uçurma şarampole yuvarlanmış. Arabanın yarısı şarampolde. Çekemedik bile yani. Çeksen gelmez çünkü. Bildiğin Gürcan diyor ki gidip soralım. Ne diye soracaktın? Şimdi, düştün mü? Kaydın mı? Kaydın mı? Kamyon olarak takılıyormuş adam. Ekstrem şeyleri seviyor. Orada bir heyecan olsun demiş hayatımda. Şahin uçuruma gitmiş. Ha, adam, ben görür görmez dedim bu adam sarhoş diye. Adam iyi sarhoştu. Ağır sarhoş diyor. Ağır saat de dörttü ya. Abi diyoruz bunu çekemeyiz bunu yani. Vurdursak gelmez. Adam hani, arabanın adam içine diyor ki, sigara içiyor diyor. Adam diyor ki sen bir tak. Öne bir tak. Sen böyle bir tak. Öne bir tak. Bakarız. Traktör çağırdım zaten ben de. Sen bir tak. Bismillah. Ödümüz koptu. Bismillah. La. Bir şuradan kule su döküldü. Başkan benden gitti. Kaçırdın herhalde. Koku geldi valla. Tavuk kokusu bastırır onu başkan. Tüfekleri getir başkan. Tüfekler uzağımızda kaldı. Tüfeği de atıyorum mantar tabancası gibi çıkıyor. Pıp. Eksi onda. Onun için işte yüksek barutlu özel şeyler lazım. Bir de çok her taraf bembeyaz kar olduğu için acayip yalıtım da yapıyor. Yankıyı kesiyor. Evet. Ağaç da çok böyle tarafımızda. Bak dedim ben sana pişirmeyecek diye. Evet. Sonucu izlene kadar baştaki pişti. Ateş çok kuvvetsiz ya. Piş piş. Et yok et. Sen şimdi gel baştakini tekrar çevir. Baştakini artık yiyebiliriz bence onu şu an. Evet yemek var. Fokur fokur kaynıyor. Hayatta kalma dersi 101. Fukur fukur, şişe erimez. Çok acil ve ekstrem bir durumda kullanılabilir. Görüyoruz. Plastik hala duruyor. Evet. Şimdi bunu içeceğiz, öleceğiz. Çok ilginç. Şaşırdım. Yapıyoruz bu sporu. Haklısın 200 lira malim. Kampı bedeşe çıkarttık. Haklısın. Kampı bedavaya getirdik. Elif Hanım bunlar ne? Gin tonik diyecektim az daha. Ama gin tonik değil. Evet. Vodka tonik. Vodka tonik. Limonlu, lime'lı vodka tonik. Mis. Ateş başında. Gürcan Bey. Yetişemediniz. Pilim bitti. Soğuğu bunlar kesiyor. Ay gariban. Ay fakir. Fakir go burası. Pili bitti. Dur geliyor. Bitti çekemiyor. Geldi.
Araba gene dondu. İyi de kar yağıyor. Çalıştıralım bakalım. Bu ne yapıyor lan burada? Lan! Ne yapıyorsun oğlum? Oturuyorum. Soğuk mu? Yok. Kan yağı gömmüşsün. Ondan soğuk değil. O 3 kişilik içmişsin. Bak ya. Yok ya, sıcak hava. Adam buraya oturmuş. Vay arkadaş. Hava çok iyi. Süper. Çok güzel hava. Tamam, ben seni yalnız bırakayım o zaman. Evet başkan. Tamam. Vardı. Tamam. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Vay arkadaş. Neyse, çok bulaşmayalım. Delidir melidir. Başımızı iş almayalım. Ulan ha, şu dağlar taşlar. Al işte bak. Ben dedim çok içmiş. Oturmuş oraya. Yakmayın. Çıkmasana kardeşim. Neyse. Allah kurtarsın. Ben düştüm karın içine, beni kaldıramadın. Allah kurtarsın. Kırmızı şort değil. Hava süper. Yatmış mı sırada? Arkadaşlar sessiz olun. Kendini kaybeden arkadaşlarınızla kamp yapmayın. Hele bir de karda kışta. Aşk acısı çekiyorum başkan. Vah. Konu derin biliyorsun. Biliyorum. Arkadaşlar bilmiyor. Anlat konuyu. Bence onlar da şu an öğrenecek zaten. Evet. Adam rüyasında bir kız görmüş, ona aşık olmuş. Ama suretini bile hatırlamıyor. Suretini hatırlamıyor, sadece aşkını hatırlıyor. Gel başkan, şeyi anlatalım. Şu harbiden bir kar ekipmanları videosu çekelim ya. Şimdi arkadaşlar, konu bir. Önem derecesi olarak değil ama konu bir. Kar botu. Kar botu çok önemli. Kesinlikle su geçirmez. Su geçirmeyen şey kar suyu geçirmeyecek anlamına gelmiyor. Bu çok önemli bir nokta. Kar suyunu geçirmemesi lazım. Su geçirmeyen çoğu bot kar suyunu geçirir. Çünkü kar üstünde kaldığı için deri onu her türlü emiyor. Bu botlar evet. Mesela kar botu olduğu için asla su geçirmiyor. Zaten şu yukarı kadar uzun. Paçaları şuraya kadar. İkinci konu soft shell pantolon. Bu soft shell pantolon da asla, mesela şu an karın içindeyim ama içinde emer ne geçirir. İçi de zaten hafif yünlü gibi bir yapısı var. Yün değil de polar gibi bir yapısı var. Ekstra sıcak da tutuyor. Zaten içinde bir katman içlik giyiyoruz. Bu soft shell pantolonda da önemli olan bir konu. Şu an biraz zor göstereceğim ama paçalık. Bu soft shell pantolonun kendi paçalığı var. Eğer ki alacağınız üründe paçalık yoksa ekstra botla şey arasında paçalık giymeniz gerekiyor. Paçalığın önemi alttan kar alıp botunuzun içine girmemesi. Bu çok önemli, evet, bir konu. Su içinde, kar içinde. Bunun kendi paçalığı olduğu için, yani mesela buraya kadar karda yürüyoruz ama hiçbir şekilde içine girmiyor. Normalde buradan giren kar her türlü ayağınızın içine girer. Zaten ayağınız bir kere ıslandığı zaman çorabınız bittiniz. Çorabı değiştireceksiniz. Bir kere şansınız var. Ayakkabının içi ıslanırsa zaten kurumaz. Üst tarafta gene soft shell mont. Bu önemli bir şey. Yani öyle kas tüyü mont falan sizi kurtarmaz. Sıcaktan korur ama kas tüyü mont suyu emdiği için hiçbir faydası yok. Ancak bu tarz soft shell bir ceketin içine giyebilirsiniz. Bu Decathlon'un ürünü. 1000 lira gibi bir fiyatı vardı. Çok aşırı uçuk bir fiyat değil bu tarz ürünlere göre. Normalde marka şeyler işte 3-3,5 civarından başlar. 1000 liraya göre çok güzel bir ürün. Asla su emmez, içine su almaz. Gayet sıcak tutuyor. Bileklerinde bile hatta bileklikleri var. Eldiveni çıkartayım. Şu şekilde içine kar almasını engelliyor. Bu da önemli bir şey. Yani asla paçalığın bileklik versiyonu. Çok soğukta şöyle eldiven gibi de kullanabiliyorsunuz. Kullanmadığınız zaman da İçeride ekstra bir şey yaparak kolunuzu karamara soktuğunuz zaman gene içinize kar girmesini engelliyor. Bunlar kar eldiveni. Asla su geçirmez ama çok kalınlar. Bunlarla çok öyle ince iş yapamazsınız. Ancak odun keserken falan ya da hiçbir şey yapmadan dururken iyi oluyor. Bunun dışında işte polar ince bir eldiven alabilirsiniz. Giyim kuşam olarak böyle. En alt katta her zaman içlik oluyor. İçlik çok önemli bir şey.
En alt katta içlik hem vücudunuzu bir tık sıktığı için kan dolaşımını hızlandırıyor. Sıcak kalmanızı sağlıyor. Onun bir üstünde özellikle üst olarak polarlı bir şey giymeniz gerekiyor. Bende şu an polar var. Zaten bu outdoor ürünleri genelde 3 katmandır. Onun üstünde polar var. Poların üstünde de sofşel mont var. Ya çok ekstrem soğuktur. Bu sofşel montun üstüne işte kas tüyü bir ince bir mont giyilebilir. Benim kas tüyü montum da var yanımda ama soğuk olmadığı için bunun içine girme gereği duymuyorum. Yani soğuk değil derken hani çok soğuk değil diyelim. Evet. Yumurta, sucuklu yumurta bak. Evet, -24'te yumurtalara ne oluyor? Böyle oluyor arkadaşlar. Yumurta direkt buz şeklinde kalıyor. Sucuklu yumurta da bu. -24 sucuklu yumurtası. Yumurtayı kırmıyoruz. Görmedik, soyuyoruz. Duymadık demeyin. Elma gibi soyuyoruz. Mandalina gibi soyuyoruz. Geçen kampta da öyle olmuştu. Aynı oldu. Soyuyor mu? Kim o? Çok donmuş bu, kırılmıyor bile. Ben seni kaçtım. Soyayım. Kömelme stil mi başkan? Yerde yemek yok. Kibar kibar yiyoruz. Evet. Çok kibarsınız. Sen de gel kibar olalım oğlum. Zeytinler donmuş. Benimki zaten bu kadar. Kar yağdı üstüne. Araba manzarası bizi kesmediği için ekstra olarak drone'la açıp buradan da yolu izliyoruz. Çift kademeli. Çift kademeli. Başkan sola kaç. Yolu ortala. Ortala ortala. Zaten hiç arabanın arabaya. Lan. İnsan bir tırsmıyor değil değil mi başkan? Evet başkan. Yalnız efsane görünüyor. Harbiden ama bak şu an kaçırdı gibi. Heh, geliyor. Çok iyi. Ya gerçekten. Başkan 5 lira veririm bunlara. 25 lira kardeşim. Riski çok değil mi? Riski çok. Tipi var, sis var, hayvan gibi kar yağıyor. Alet ya, düşecek mi, çarpacak mı, su mu alacak, ölecek mi belli değil. 25 lira. Şuna bakar mısın? Soğuk mu başkan? Ya. Çok iyi ama. Ama çok güzel. Bunlar bize hız gelir. Kafaları kirpikleri dolmuş. Başkan adam, dur şeyi yapalım. Adamı burada unutmuştuk otur, yarım otur, saat. Oha sanki çok soğuk oldu ya. Fırtına çıktı be. Yani termometre gidelim lan. Otel değil mi? Yeter o, artık ya. Oğlu termometre 80 derece. Oh. Suya girdik var ya. Uf. Çünkü burası eksi. Video çektik zaten millete deriz -46'da 3 ay kaldık deriz. Bayağı video var. Çıkar mı? Çıkar. Tamam toplanıp gidelim. Lan yakmışsınız oğlum. Aynen aynen. Soğukta. Geçmez bu gece. Donduk oğlum ya. Oh. Burada bir adam diyor. Oh. Adama bak. Otel termometre gidelim. Çok güzel. Bolu'da termometre. Başkan görüyorsun. Yapıyoruz bu sporu. Kamp bahçesi Türkiye'nin rengi. Ay yemeği bok yemiş. Adama da sürdü. Hemen bir kaşık yaptı kendine. Abi 5 gram. Bak ucunuza spatula yaptım. Ay yemeği kim köpesi ya? Şaka severek izliyorum. Selamlar burada. Kesin bizi izliyordur zaten. Tabii. Banko. Bizim video izlemeden uyuyamıyorlarmış. Duyumları geldi. O kadar uğraştınız. Ekmek mi yiyeceğiz? Bugün hava çok soğuk. Ekmekler donmuştu. Mecbur bugün suda ekmek haşlayıp yiyeceğiz. Pıs. Yani çok güzel gözüküyor. Kalmamak için madeni açtı. Madeni açtı evet.
gibi olur. Islak ekmek gibi olur. Evet. Islak hamburger. Islak hamburger. Islak ekmek. Pamuk, pamuk. Öf. Ekmekleri nereye atacağını şaşırıyor. Bak, bak. Lan bu olmamış. Siz yemeyin bunu. Çok katı bu. Çok katı bu. Bak sen şimdi. Merhabalar. Yemeğimizi yedik. Kahvelerimizi içtik. Ateşte birazcık şimdi dinleniyoruz. Bugün iyi yorulduk. Özellikle o odun taşırken ki onları biraz önceki sahnelerde gördünüz. Çok yorulduk. Kar çünkü yaklaşık 3 metrelik falan bir kar var. Bastığınızda da rahat 1 metreden fazla gömülüyorsunuz. O bayağı bir yordu. Bayağı bir odun taşıdık ateş için. Ateş çekmiş şimdi. Bunlar son ateşlerimiz artık. Odunlarımız çok az bir şey kaldı. Saat 12 falan. Yatarız, yarın çıkacağız. Bugün zaten 3. gecemiz. Bir hardcore gerçekten kış kampı oldu daya daya. Başkan kış kampına doydun değil mi? Doydum vallahi doydum. Doydum bu sefer ya, kapanışı doydum. Kapanışı efsane yaptı. Kapanışı vallahi. Harbiden. Elif Hanım siz ne diyorsunuz? Kar çok güzel. Çok güzel. Soğuk mu? Yo. Yo. Kar yağıştı, kamp diyorduk. Gerçekten oldu bak. Allah. Hiç durmadı. Hiç hala yağıyor. Hiç durmadan yağıyor be kar. Çok güzeldi. Bembeyaz her taraf. Hiç insan yok. Gelen gel. Bir tane geçen araba bile olmadı ya 3 günden beri. Güzel bir yere kurulduk. Çok sevindim. Güzel bir kış kampıydı. Hatta bugüne kadar yaptığım en iyi kış kampıydı bu. En çok kar olan. Sessiz, sakin. Değil mi başkan? Senin de öyledir muhtemelen. Aynen bizim de. Yani bundan fazlası bu. Kar yağışlısını göremedik. Kar yağışlısı evet. Karı gördük böyle evet. Bu kadar kar gördük ama benim istediğim hep böyle kar olsun. Lapa lapa yağsın evet. Aynen basık olsun kar yağsın. 3 günden beri hiç durmadan yağıyor. Evet o çok iyi oldu. Ya bugün telefon çeken bir yer var, oraya bir gidip geldik. Benim işlere bakmam lazımdı. Oraya gidip geldik yani toplamda işte 45 dakika sürdü. 45 dakika dönene kadar yollar kapanmıştı yani o kadar kar yağmıştı. Hatta kaldık bir de. Yarın nasıl çıkacağımızı merak ediyoruz. Hatta kalabileceğimizi düşünüyoruz. Muhtemelen büyük ihtimal. Yarın büyük artık vinci bağlaya bağlaya oraya buraya çıkacağız. Ana yola gittik mi gerisi kolay zaten. Ana yoldan evet. Sonrası bir şey yok. Kısmet diyelim. O zaman şimdilik herkese iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Bugün toplanıp gidiyoruz. Hatta toplandık bayağı bir. Birazdan kahve falan içeceğiz. Bir şeyler atıştırıp çıkacağız. Çadırları daha toplamadık. Çadırların size son halini göstermek istiyorum. Dün yoğun bir kar yağışı vardı. Çadırlar gördüğünüz gibi neredeyse full kara gömüldü. Tabii üstleri de kardı da onlar sirkeleyince gidiyorlar. Ama şu bomboş olan iki çadırın ortasındaki kar neredeyse çadırları gömdü. 1 metre kadar belki kar olabilir. Bu çadırın zaten artık biraz şaftı kaymış kardan. Hatta şuradan geçip arkasını da göstereceğim. Öbür taraftan geçeyim. Arkası da gördüğünüz gibi yarıya kadar kar. İşte çadırın önemi kış kampında çok önemli. Evet, dün anlatırken gene şarjımızın bittiği kış kampında çadırın önemi attığı video. 4 mevsim olmalı minimum. Ekstrem doğa şartlarında 5 mevsim de olabilir ama 5 mevsimi başka mevsimde kullanamazsınız. Çok zor. Hiç hava almıyorlar. Havalandırmaları kışın ne kadar soğuk da olsa açık kalmalı. İçeride nem yapmaması için üstten havalandırma dönmeli. Çadırın su geçirmezlik derecesi yüksek olmalı ki içeri su emmesin böyle kar biriktiğinde ya da yoğun yağmur olduğunda. Dikişlerinin altında ayrı bir sarmal olmalı. Bu buradan gözükmüyor, içeriden gözükmüyor. Dikişlerden su geçirmemesi için. Bunlar bayağı bir önemli. Bagaj olması bir çadırda çok büyük avantaj. Şuraya bagaj diyoruz.
Bunu böyle kapattığınız zaman bagajda kuru bir alanınız kalıyor. Tabii günlerdir işte açık bırakınca falan birazcık kar olmuş. Bu bagaja işte ayakkabılarınızı koyabilirsiniz, çanta koyabilirsiniz. Çok yoğun yağış vardır işte atıyorum burada. Yemek yapabilirsiniz, çay yapabilirsiniz dışarı çıkmak istemediğiniz zaman. Sabah uyanırsınız, kahvenizi yapıp burada içebilirsiniz atıyorum. Çok yoğun bir yağmur vardır, kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi neredeyse 1 metre kar yağmış ama çadırda hiçbir sıkıntı yok. Polleri porselen olması bence önemli bir şey. Pollerin porselen olması ekstra bir dayanıklılık katıyor. Şu an ciddi bir yük var üstünde. Belki de bir 200 kilo her taraftan yük var. Ama ona rağmen gayet sağlam bir şekilde duruyor. Keza bu çadır. Bunda bir tık daha fazla yük binmiş. Yamuk yumuk olmuş ama gene de gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde kalabilmeyi başarıyor. Bu kadar birikmeden de biraz alabilirsiniz. Biz tabii dün aşırı yağış vardı. Dün çok fazla birikmiş. O birikenle durmuş. Normalde birikmese de zaten kış kamplarında bir kar küreğiyle çadırın bu yanlarına hava almaması için karla gömüyoruz gene. Isı yalıtımı sağlamak için havayı kapatıyoruz. Çadırla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yatarken altına mat, üstüne eğer konfor için isterseniz şişme yatak. Onun üstüne güzel bir tulum. Minimum eksi 25 derece bir tulum gerekiyor bu kadar soğuklarda. Bir ayak izi bulduk, ona bakıyoruz. Muhtemelen tilki ya da çakal. Gerçi tilki bu kadar batmaz herhalde ama. Şöyle ki. Köpekler, köpekgiller arka ayaklarını ön ayaklarının üstüne atıyorlar. Zaten çift ayak izi var çok yakın. Şöyle bastığı yerin arka ayağı, ön ayağıyla bastığı yeri arka ayağı da aynı yerine atıyor. Çok ufak bir iz kalıyor. Böyle şuralardan gelmiş, dolaşmış. Şuradan şöyle yürümüş, böyle gelmiş. Arkalara doğru da gezmiş. Küçük bir hayvan, çok büyük bir hayvan değil. Çünkü batardı. Biraz daha büyük bir hayvan olsa tilki ya da çakal olabilir. Şunlar da ayı ayak izleri gördüğünüz üzere. Benimkiler değil, yanlış anlaşılmasın. Manzara çok güzel. Bugün birazcık güneş açtı hava. Sanırım bugünden sonra açıyor olabilir. Buradan gelmiş arkadaş. Buradan böyle gitmiş. Muhtemelen büyük ihtimal tilkidir. Çok tatlı hayvanlar.